Arkadaşlar merhaba. 13 Ağustos Salı ABD Horseshoe Indianapolis'teyiz. Birinci altılı Gayan İK 21.10'da bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizler mahsus 1200 metre kan pistte. Koşu 15 bin dolarlık satış koşusu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. Son startında yarım boy farkla ikinci iki boydan biraz fazla bir farkla ikinci olan Mr. Negativity 1100 kumda Emin Roman'la start alacak bugün. 3 numaralı Spawn On Justice, Joseph Morero ile start alıyor. Nispeten üst koşulardan bir satış koşusuna geliyor. Bir de 7 numaralı Forever Lasting ile ekli olan 1 numaralı Mariachi Justice. Önceki startındaki satış koşusunu 1100 kumda 1.05.92 ile kazanan bir isim Alberto Burgas ile start alacak bugün. Bu 3 isim yeterli. İkinci koşu bir şartlı koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1 metre çim pistte. Şu biraz zor bir koşu. 1 numaralı Butch Best ve 4 numaralı Scotty's On Edge Ecru. Koşu 46.240 dolarlık bir şartlı koşu. İkinci koşu 46.240 dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada 1 numaralı Butch Best ile Ecru olan 4 numaralı Scotty's On Edge var. İki önceki startın şartlı satış koşusunu 100 kumda 1.04.07 ile kazanmış. Daha sonra bir metre çim pistte yarım boy farklı ikinciliği var. 6 numaralı Win Me Over Eduardo Perez de start alıyor. Önceki startında bir Black Tie koşuyu ve bir Listed koşuyu 1200 kumda 1.11.19, 1.10.84 derecelerinde kazanmış. 3 numaralı All Jokes Aside son iki startındaki 5000'lik satış koşusuyla 6000'lik satış koşularına 1000 metre çim pistte 57.40, 57.30'larla kazanmış. Son 3 startında favori çıkmış bir isim. 5 numaralı Good As I Once Was Jane Elliott'la start alır. O da favori olduğu son startındaki şartlı koşuyu bir boy farkla 1200 kumda 1.11.46 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı da Holiday House German Terrazza'yla 3 grup koşulardan bir koşuya gidiyor nispeten. 2 önceki startındaki satış koşusunu 1 metre çim pistten kumandan yarışı 58.01 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 9 numaralı da Gettysburg Address ilişkildikten sonraki ilk startında Emmanuel Escura bu koşuda sürpriz beklediğim bir isim. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Üç yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 40 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 49.680 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Marmalade Sky ile başlayacağız. Alex Akart'la start alacak olan favori olduğu son starttaki şartlı koşuyu 1200 kumda 1.11 0.4'te kazanmış. 3 numaralı Driana. 50 binlik bir tık üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Önceki startta bir ikinciliği var 1000 metre çimpiste. Luan Macado ile start alıyor bugün. 6 numaralı Streaming Now. Önceki startındaki şartlı koşuyu 4 boydan biraz fazla bir farkla favori oldu. 1200 kumda 1.10.57 ile kazanmış. Emin Roman'la start alacak. 5 numaralı Simply Complicated. Aslında o da önceki startındaki şartlı koşuyu 2 boy farkla 1200 kumda 1.11.22 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 2 numaralı Albert yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu ikinci altı Gayan İlkaya 22.43'te start alıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 şimdi bir maiden koşu. Koşuya bakalım. Koşu 43 bin dolarlık bir orta grup maiden koşu. 6 numaralı Hot Wings ile başlayacağız. Önceki startta bir ikinciliği var. 32 binlik 1670 metre çimpisten kumandan yarışında 8 Mayıs'ta Declan Kanan'la start alıyor bugün. 10 numaralı Tin Top Road Quality Road yavrusu kariyerin ikinci startına çıkıyor. Hot Wings'in ikinci olduğu koşuda var. Erik Asmussen'le start olacak. 9 numaralı Over the Ocean Oscar Performans yavrusu Florent Geroux'la. 7 numaralı Kentucky Go Go. 32 binlik maiden koşuda ikinciliği var. Son startta 1700 metre çıkmıştan kumandan yarışta. 1 numaralı Wicked Melody'de German Terraza'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. 13 koşudan çıkan isim olursa A Handful of Candy yazılabilir. Şu koşulardan bir koşuya geliyor. Axel Conception'dan. Geldik 5. koşuya. 5. koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Burada kariyerin ilk startında ikinci olan Star Quality burun farkı ile yanılmıyorsam bakalım bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8500'lük bir maiden koşu. 4 numaralı Star Quality. Evet favori olduğu son startında buradaki rakibi Bolt Justice önünde
son anda yakalanarak burun farkıyla 1000 metre kum pistte. Bugün 1100 deneyecek. Bu grupta maiden'ı kazanır diye düşünüyorum. Altıncı koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus bir 100 kumda start alacak. 2 numaralı Oral Azteca ve 5 numaralı Cielo Azul Ecru. Koşu 10.000'lik bir şartlı satış koşusu. 18.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada ekürlerle başlayacağız. 2 numaralı Oral Azteca'nın ekürüsü. 5 numaralı Cielo Azul. Son startındaki şartlı satış koşusu. 100 kumda 1.05.04 ile 4 boy farklı. Fernando de la Cruz'la start alıyor bugün. Aynı koşuda ikinci olan FU2 Mini Edgar Morales'le start alacak. Bir de bu iki isim yeterli gibi bir de bütçeniz yükselse son üç startında iki yarışını kazanan 1100 metre kulüpiste 1.06.28, 1.05.71'lerle 4 numaralı kulüpiste Sivan Bey önereceğim diğer bir isim. Yedinci koşuya geldik. Yukarı dış İngilizlere mahsus 2200 şimdi bir maiden koşu. Koşu 43.500 dolarlık orta grup bir maiden koşu. 5 numaralı Stelios'la başlayacağız. Son start hariç 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Üçüncü startta kazandığı bir koşu var. Sonuncu atılmış bir isim. 10 numaralı Bulima, Alberto Burgas'la start alıyor. Önceki startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var 1700 şimdi. 9 numaralı Mishka, Fernando de la Cruz'la start alacak. Bu da son start hariç 3 grup koşulardan bir koşuya geliyor. 6 numaralı Saranac Lake, Jimmy Torres'le. 13 numaralı Tonalite, koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Buna da dikkat. Geldik 8. koşuya. Bir maiden koşu yine 1200 kumda 3 kare dış İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 36 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Bir numaralı Maurice Aussie son startında bir ikinciliği var. 1100 kumda Rodney Prescott'la şansını deniyor bugün. 4 numaralı Erin Maurice Aussie'nin ikinci olduğu koşu. Üçüncülüğü var. Fernando de la Cruz'la start alacak. 3 numaralı Little Ransom Fire Alberto Burgas'la kariyerinin ilk startında. 7 numaralı Bits of Candy de Orlando Magica'yla yazılabilir eğer buraya 4 atla geçecekseniz. Geldik son koşuya. Bir şartlı koşu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi start alacak. 2 numaralı Tizzle ve 13 numaralı Beyond Front Cover Ecury. Koşuya bakalım. Koşu 41 bin dolarlık bir şartlı koşu. Ekürlerle başlayacağız. 13 numaralı Ecury'si 2 numaralı Tizzle son favori olduğu son startında bir ikinciliği var. 1600 şimdi. 9 numaralı Tizzy Justice aynı koşuda 3. olan bir isim. Samuel Bermudez de start alıyor. 8 numaralı Dick Eaton. Önceki startındaki satış koşusunun favori olduğu 4 boy farklı 1670 kumda 1.46.89'da kazanmış. 10 numaralı Klasik Eaton son startında 1-2 boyla kazandığı bir satış koşusu var. 1600 kumda 1.40 derecesi. Ve 5 numaralı No Trust aynı koşuda. Önceki startında Klasik Eaton'un arkasında favori olduğu koşu. İkinciliği var 1600 kunda. Bir isim daha yazacaksanız 6 numaralı Soluran Rodney Prescott'la favori olduğu son startını Beyond Justice'ın önünde kazanıyor. 1500 şimdi bir maiden koşu 1.33.72 derecesi. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci altılı ganyan ilk ayağı 21.10'da start alacak. 2 numaralı Mr. Negativity, 3 numaralı Spot on Justice ve 1 numaralı Mariachi Justice. Bu da Forever Lasting Ecury. İkinci koşu 4 numaralı Scotties on Edge, 1 numaralı Butch Bess'le Ecury. 6 numaralı Win Me Over, 3 numaralı All Jokes Aside, 5 numaralı Good As He Once Was. 2 numaralı Holiday House ve 9 numaralı Gettysburg Address. Üçüncü koşu 4 numaralı Marmalade Sky, 3 numaralı Driana, 6 numaralı Streaming Now, 5 numaralı Simply Complicated ve 2 numaralı Alberto San. Dördüncü koşu ikinci altı ayağın ilk ayağı 22.43'te start alacak. 6 numaralı Hot Wings, 10 numaralı Tip Top Road, 9 numaralı Over the Ocean, 7 numaralı Kentucky Go Go, 1 numaralı Wicked Melody. Koşudan çıkan isim olursa 13 numaralı A Hand of Candy de dikkat. 5. koşuda 4 numaralı Star Quality koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6. koşuda 5 numaralı Ciel Azul, 2 numaralı Ora Aztec ile 2 ve 3 numaralı Etiyop Fumeni
Too Many yeterli. Bir isimden yazarsanız Cupid's Runaway. 7. koşu 5 numaralı Stay Lost, 10 numaralı Mulima, 9 numaralı Mishka, 6 numaralı Saranac Lake. Burada da 13 numaralı Tonalit, koşudan çıkan isim olursa daha fazla kullanan bir isim. 8. koşu 1 numaralı Maurice Aussie, 4 numaralı Erin, 3 numaralı Little Ransom Fire ve 7 numaralı Bits of Candy. Son koşuda da 2 numaralı Tizzle, 13 numaralı Front Cover Accuracy, 9 numaralı Tizzy Justice, 8 numaralı The Kitten, 10 numaralı Classic Kitten, 5 numaralı Not Trust ve 6 numaralı Sovereign önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.